Selam arkadaşlar. Bugün Zile'nin Kalaycılar ve Demirciler Çarşısı'ndayız. Bugün de unutulmaya yüz tutmuş mesleklerimizi tanıyalım. Evet, şu an Zile'de Uğur Kalaycı, Ahmet Porat abimizin mekanındayız. Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden birisi olan kalaycı mesleği. Ve şimdi kalayı tüm detaylarını sizlere göstereceğiz. Evet, şu an Tokat Zile'deyiz. Kalaycı abi, isim neydi abi senin? Ahmet Polat. Ahmet Polat abimiz, gördüğünüz gibi eskilerden. Ben küçükken bizim köye kalaycılar gelirdi. Oradan hatırlıyorum. Zile'de hala bu mesleği yürüten abimiz var. Eski bakır kazanlarınız, tencereleriniz varsa Zile'ye gelirsiniz Ahmet abime. Bu ektiğiniz ne abi? Evet. Bu beyaz ne? Bu un gibi gözüken. Dışarıdır. Nişadır. Nişadır olmazsa olmaz. Nişadır olmazsa olmaz. Beyaz zaten bu değil mi? Tabii. Kazanalı yok olmuyor. Kaleye gidiyorlar. Hadi ham madde gördünüz. Kömür, nişadır ve kalay. Değil mi abi? Evet. Orada bir abimiz de körüklüyor değil mi? Küçükken bizim köye böyle kalaycılar gelirdi. Gelirdi. Köyde direkt yaparlardı. Evet. Küçük bir maşın. Sadece bakır tava tencereler yapılıyor değil mi abi? Diğerleri de oluyor mu? Bakır, sade bakır. Sade bakır değil mi? Ahmet Polat abim. Abi eskilerden ben kalan bir sizler varsınız herhalde. 65 senedir bu sanatta. 65 senedir. Evet. Şimdi şöyle bir şey var abi. Genellikle sizden sonra gelen nesil buna şey veriyor mu? Yok. Vermiyor. Yani sizden sonra yapacak var mı bunu? Yok, yok. Kimse yok değil mi? Bir cingenler var köylerde. Öyle mi? Ya genellikle bu meslekler babadan oğula geçen meslekler hayır, değil mi genellikle? Hayır, ben sorudan öğrendim. Sorudan öğrendiniz, usta yanında öğrendiniz. Tabii. Ya çünkü genellikle bizde babadan oğula geçen meslekler olduğu için. O değil, yok. Yok, yani siz kendiniz öğrendiniz. Var olan var da ben değilim yani. Var, yani sizden sonra gelecek başka kimse yok değil mi? Kimse. Yani siz gidince bu işler duracak mı? Evet. Vallahi bilemem. Belki bir baba yiğit çıkar mı diyorsunuz? Çıkar çıkar, olur ha. Öyle. Öyle diyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, Ahmet Polat abimizle küçük bir söyleşi yaptık. Biliyorsunuz bu meslekler biraz unutulmaya yüz tutmuş. Ama hala bu mesleği devam ettiren, yani eskilerden. Ama maalesef üzücü olan bir şey ki bundan sonra da bu mesleğe pek merak salan kimse yok. Yok. Ne diyorsun oğlum? Ahmet abimiz öyle dedi. Ne yapalım? İnşallah
Bir baba iyi çıkar da bu mesleklerimiz ölmez diyorum. Abi ben sana teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, şu an Zile'nin Demirciler Çarşısı'ndayız. Gördüğünüz gibi normal bir saçtan ve demirden bin bir türlü alet yapan ustalarımız. Evet abi, şu an ne yapıyorsunuz? Çapa. 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 Evet, şu anda gördüğünüz gibi bahçelerde kullandığınız çapanın yapılışı. Evet. İsim neydi abi sizin? Duran ustamız. Abi ne zamandan beri bu mesleği yapıyorsunuz? Dede mesleği. Dede mesleği mi? Vay vay vay. Abi genellikle bu meslekler babadan oğula, oğuldan toruna mı geçiyor? Evet. Genellik öyle değil mi? Evet. Yani herhangi birisi gelse, öğrenmek istese öğretmez misiniz? Öğretmek, çalışacak adam olsa. Çalışacak adam olsa diyor. Evet arkadaşlar, şu an Duran ustamızın atölyesindeyiz. Çapa yapımını gördük. Abi daha farklı farklı neler yapıyorsunuz abi daha buralarda? Bıçak, ne yapıyorsunuz? Köylere ne lazımsa, bahçe, tarla için motor bıçakları falan var. Evet, hepsi. Ben hangi koyacaksın? Ben? Ben size karabaşı. Karabaşı. Evet. Akraba çıkmayalım da. Evet Duran ustam, mesleği nasıl öğrendin? Bir şöyle kısa bir anlatsana. Çocukluktan çalışmayla. Çocukluktan çalışmayla. Abi. Bu mesleği öğrendim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada çekişten alın da, yani tarlada, bahçede kullanabileceğiniz ne varsa hepsini Duran ustadan alabilirsiniz. Aynı zamanda motor, bunlar da motor şeyler için değil mi? Kulluk bıçakları. Kardeş senin ismin ne? Benim ismim Uğur abi. Uğur. Evet abi. Duran abi. Babam. Babanız değil mi? Babam abi. Yani babadan oğula geçecek bu meslek. Kaç devir geçti dededen? Kaç devir geçti? İnşallah birkaç devir daha geçer. Devir geçti. Ya biraz önce Kalaycı abi dedi. Kalaycı abi. Ama... Kalaycı dedi benden sonra gelecek yok dedi. Yok üzüldüm dedi. Yani. Ben onların yok. Yok de. İki yani. Kişi kaldı. İki kişi. İki kişi. Onlar da kaldı. Meslek bitecek. Yalan öyle biliyorum. Gördüğünüz gibi Uğur kardeşimiz de babasından mesleği devralacak. Evet aynen. İnşallah. Abi. İnşallah. En azından bu mesleklerimiz unutulmaz diyoruz. Ben Duran abime ve Uğur kardeşime teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Abi görüşmek üzere, sağ olasın. Demirciler Çarşısı'na devam ediyoruz. Kardeş, isim neydi senin? Musa abi isim. Musa kardeşim, sen ne yapıyorsun bize şöyle abi, bir anlat. Kapı, pencere. Kapı, pencere. Korku. Evet, kalayı gördük. Demirci evet. Arkadaşlarım, şimdi kapı, pencereci arkadaşımıza geldik. Evet abi. Gördüğünüz gibi ölçüsünü alıyor. Taşan demir doğrama, doğru mu? Evet abi. Evet arkadaşlar, Zile'ye geldiğinizde taşan demir doğrama, kapı pencere işiniz olursa itinayla yapılır. Aynen öyle. Değil mi? Genellikle bu meslekler babadan oğula gidiyor. Sizlere evet, var mı öyle aynen bir şey? Abi. Öyle mi? Evet. Siz baba mesleği. Evet abi. Ah ne güzel. Benim babamın böyle bir mesleği olmadı vallahi. Aynen. Yoksa ben de öğrenirdim ama. Evet. Değil mi? Yani işte. Bu fiyatlar eskiye nazaran biraz çıktı mı abi? Evet, pahalı değil mi? Tabii. Her şey demire. Yani zamire bitince artıyor. Siz de fiyata artırıyorsunuz. Şikayet var mı abi? Fiyatta biraz şikayet oluyor mu pahalı İşçilik falan diye? İşçilik düştü abi. İşçilik mi düştü? Aynen. Anladım. Ne yapalım? Sağlık olsun diyelim. Aynen abi. Evet, kardeşim teşekkürler. Evet, görüşmek üzere hadi. Eyvallah, sağ olasın.
Abim seni de göstereyim şöyle. Eyvallah. Arkadaşlar belden küre, gördüğünüz gibi tırmık. Baltalardan kancalara, gördüğünüz gibi zile demirciler çalışması. Burada bak. Kürekte. Bunlardan traktör kulluk yapımı. Kulluk yapımı ustamız demiri dövüyor maşallah. Geçelim. Ha şöyle bir karşılıklı baba oğul. Vay 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 vay. Abi isim ne senin? İsmim Hulusi benim. Hulusi abi sen burada neler yapıyorsun sen şimdi ben, anlat. Ben ne kadar anlatsam ben senin kadar anlatamam. Evet. Sen şimdi. Ben burada balta, kazma, kürek, zerze, zencir, şöyle yılar. Sen konuş ben ha böyle göstereyim. İt tohu, boncuklar, yılanlar, tırpanlar, kürekler, çığırgılar. Her şeyi var. Ne ararsan o var. Bu boncuklar malların boğazına takılıyor değil mi? Malların boğazına takılan evet. Boncuklar. Malların burnuna takılan burunsaklar. Bunlar değil mi? Evet. Bunlar da evet. Burunsak. Evet. Evet. İşler nasıl abi? İşlerin tadı yok abi. Tadı yok değil mi? Eski tadı yok. Yok. İş bitti. Peki sizden sonra bu mesleği devam ettirecek birisi var mı? Hiç yok. Oğlum var yanımda işte. Öğreniyor musun şeyler? İşte o da tabii pazarlara geliyor. Pazarlara kadar geliyor. Evet, 3 tane pazara geliyor. İşte oğlum da orada. Torunum askerde o da 10 günü kaldı. Yani baba mesleğe devam edecek. Ben emekliyim. Babam çiftçiydi de ben kendim 8 yaşından beri bu tarafın içindeyim. Sizden sonra gelecek oğulları teslim edecek. Teslim edecek. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Çok sağ ol abi. Evet, biraz işlerim var. Bitirdim. Abi, abime teşekkür ediyoruz. Ben de sana teşekkür ediyorum. Zile, Demirciler Çarşısı'na devam ediyoruz. Hulusi Atasoy. Hulusi Atasoy abimle. Tamam abi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi işte baltalardan alın da kazma, kürek, bel, çapa, zincirler. Biliyorsunuz bunlar ineklerin, keçilerin boğazına takılan çak nazar boncuğuyla beraber. Nazar boncuğu. Evet. Bunlar kazma diller, kürek saplarımız. Diller, kelekler. Bunlar da kelek. Oo. Bunların sesini yaylada duymak kadar güzel bir şey yok ya vallahi. Zaman işte şimdi. Evet, zamanı doğru. Ya. İşte gördüğünüz evet. Gibi burada kar sıyırma şeyleri. Ah, bu da yaba değil mi? O da yaba. He, biz eskiden yabaları şeyden ağaçtan yaparlardı. Ağaç yaba öldü. Şimdi biraz daha modernleştik değil mi abi? Bu biraz daha modern. Şimdi böyle oldu. Evet. Hafif. Bu da yaba. Şimdi hafif. Yaba yapacak ağaç da kalmadı memlekette yok, zaten. Yok, doğru. Yok. Eskiden ormanı bu yabalar batırıyordu zaten. Doğru, doğru, doğru. Şu da Anadolu. Evet. Bu da Anadolu. Evet, babamlar çok yapardı köylerde hatırlıyorum ben. O zaman öyle. Evet, doğru. Ağaçtan yapıyorlardı. Ağaçtan, şimdi modern. Endülüs'ten, Pelit'ten ayırdı. Doğru. Evet. Abi sen neler yapıyorsun? Demir kapı, pencere kapı. Evet. Kapı, pencere. İsim neydi sizin abi? Efendim? İsim? Demirci Karabayram. Demirci Karabayram. Evet. Çekte karaya benzemiyorsun ama. Birazdan karabayram. Birazdan değil mi? 15 evet. Dakikayı hazırlıyor. Öyle mi? Evet, Demirci Karabayram abimize. Gördüğünüz gibi. Kapı pencere yapımında kaliteli hizmet. Belgesel mi abi? Evet abi. Adil geziyor YouTube kanalı için. Burada da abimiz balta biliyor. Arkadaşlar bu da bizim meşhur
Tokat Kebap Ocağı. Gördüğünüz gibi burada Demirciler Çarşısı'nda semaverlerden alın da. Koy domatesi var, koy domatesi var. Baha 5 lira. Cezveler gördüğünüz gibi bakır. Gördüğünüz gibi rengarenk semaverler. Bakır işlemeli tepsilerden. Bizim eski kuzine sobalardan. Aklınıza ne gelirse yok yok. Bunlar da saç tavalar. Evet, genelde babadan oğula geçen meslekler çoğu biliyorsunuz unutulmaya yüz tutmuş. Örneğin kalaycılar gibi. Demirciler hala devam ediyor. Yani dededen babaya babadan oğula geçiyor ama Zile gibi yerde bir iki kalaycımız kalmış. O da gittikten sonra bu meslek yavaş yavaş ölecek. Ne diyelim, her şeyin bir sonu var. Çünkü insanlar eskisi gibi bakır eşya kullanmadıkları için kalaycılık yavaş yavaş ölüyor. Ne diyelim? Evet arkadaşlar, Zile Demirciler ve Kalaycılar Çarşısı'nda bugünlük de bu kadar. Başka farklı programlarda görüşmek üzere. Hadi hoşça kalın.